Hepinizin ayağına sağlık. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Sizler için gerçekten çok kalbi duygularımızla hazırlandık. Ve sonuç inanılmaz güzeldi. Hepinizden kendinize ve bize bir alkış rica ediyorum. Evet, vakfımızın yeni başkanıyla yeniden yeni bir döneme giriyoruz. Hepinizin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde ben sözü avukat Sayın İsa Bozkurt'a bırakıyorum. Ayaklarınıza sağlık efendim, hoş geldiniz. Basının yüzde mensupları, öncelikle bu kahvaltı programımıza gelerek bizi onur ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öncelikle bugün buraya gelen dernek başkanlarımızı tek tek saymak istiyorum. Kaysiyat Başkanımız Sayın Haşmet Uçar, kendisi aramızda. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli Serhat İlleri Başkanı Fuat Katkay, o da aramızda. Ona da teşekkür ediyoruz. Kocaeli Ardahanlılar Derneği Başkanımız Alpay Aydemir. Teşekkür ediyoruz. Dilovası Kayı Dernek Başkanı Sayın Ekrem Ejder. Teşekkür ediyoruz kendisine. Azerbaycanlılar Spor Kulübü Başkanı Eren Kazgan. Teşekkür ediyoruz yine. Kocaeli Karslar Dernek Başkanı Sayın Alican Kazgan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sarıkamışlar Dernek Başkanı Burhanettin Özçelik. Yine kendisine teşekkür ediyoruz. Akbaba Çermek Köyü Dernek Başkan Vekilimiz Tarkan Cimşit. Yine kendisine teşekkür ediyoruz. KMMS Derneği Başkan Vekili Bülent Sevindik. Yine aynı şekilde kendisine teşekkür ediyoruz. Derince Müzisyenler Derneği Başkanımız İsa İçen. Kendisine teşekkür ediyoruz. Azerbaycanlılar Dernek Başkanı Volkan Aydemir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dikme Köyü Derneği Arif Dündar, kendisine teşekkür ediyoruz. Bugünkü bu kahvaltımızın amacı, biliyorsunuz yeni 8. ayın altında bir başkanlık seçimi oldu. Bu seçimde bizi yalnız bırakmayan kurucu üyelerimizden teşekkür etmek, hem de dernek başkanlarımıza da kendimizi, yönetimimizi tanıtmak adına bu kahvaltı programını gerçekleştirdik. Bu süreçte zor bir süreç geçirdik. Hepiniz de bildiği gibi zor bir seçimle vakfımızı buraya taşıdık. Yeni bir yönetim oluşturduk. Yeni güzel projelerimiz olacak. Bunlara da bir kayıp vakfı grubu oluşturduk. Buradaki insanlarımıza gerekli projelerimizi yapacağımızı, beraber nasıl hareket edeceğimize ilişkin gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapacağız. Bunun dışında da bugün buraya gelen başkan vekillerimize de tek tek söz hakkı vermek istiyorum. Bizi kırmadılar, geldiler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bunun dışında da yönetimi de burada sizin huzurlarınızda çağırmak istiyorum. Kendi şu anki yönetimimizi. Ayhan Kavuret, Vehbi Kranşal, Yunus Mete, Ethem Karahancı, Fatma Irak, Elif Cimşit, Rıfat Bozkurt, Cengiz Demirkol, Zekeriya Ketboğa, böyle bir poz abi, böyle bir tarafa gelin. Bir kişi bekliyor. Cengiz abi gelsin. Cengiz abi, Cengiz abi gelsin. Cengiz abi bizim paşamız. Kamera bebeğim, çıkabilir misin? Bizler mutlaka. Evet, geldi. Kaybakımızın yeni yönetiminin basınla buluşma kahvaltı programından sizlere birkaç değerli isme mikrofon tutacağız ve röportaj yapıp duygularını alacağız. Bu ilk röportajımızı da Kaybakımızın kurucu başkanı Gürbüz Kaya Başkan'la başlatalım. Sevgili başkanım, öncelikle yeni yönetime dahil oldunuz. Yani dahil oldun da davetine icabet ettiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi yaklaşık 27 yıl olmuş. 27 yıl önce burada değerli hemşerilerimizle oluşturduğumuz bir beraberliği, bir sivil toplum kuruluşu olarak insanlarımızın ihtiyaçlarına, beklentilerine koşma vazifemizi
bir takım halinde yapmak adına vakfımızı oluşturmuştuk. O dönemde bulunan yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bugün bir kahvaltıyla yeni seçilen başkan arkadaşımız Avukat İsa Bey'i davetine icabet ettik. Tabii bu tür sivil toplum örgütleri, hemşeri derneklerinin beraberliği ve güzel projeleri imza atması hepimiz için önemli. Ve bunlara emek etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz burada bulunmanız nedeniyle. Genel anlamda bunlar söyleyeceklerim. Öncelikle bugün bizi yalnız bırakmadığınız için Batı Yakası TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni bir yönetim, yeni bir başkanımız var. Çok heyecanlı, çok güçlü bir ekiple geldiler. Çok umutluyuz. Aslan yattığı yerden bellidir. Siz de görüyorsunuz. Yeni binasını hemen hizmete soktular. Bugün de kurucuların tamamına, eski vakıf başkanlarına bir kahvaltı düzenlediler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman Avukat İsa Bozkurt başkanımızın ve yönetiminin yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Genç bir başkanımız ve biz ona inandık. Çıktığı yolda da yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmamayı düşünüyoruz. Başkanım, siz bu yeni oluşumun neresindesiniz? Biz eski 3 vakıf başkanı Gürbüz Kaya, Yener Cimşit ve Mehmet Irak olarak 3 arkadaş denetim kurulundayız. Bundan sonra arkadaşları biz denetleyeceğiz. Yani elimiz üzerlerinde diyorsunuz. Tabii. Tabii ki bu latif desteğimiz olarak, de üzerlerinde, elimiz de üzerlerinde. Bir abilik rolünüzü üstlenirseniz her zaman biliyorum. Her zaman. Ben bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bir karşı olarak teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizi de yakından takip ediyoruz. Bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, töremizi, örfümüzü, anneannemizi hem yerel medyada hem de ulusal medyada temsil ederek, yaşatarak, yaşayarak ve yaşatarak yaptığınız için de ayrıca biz size teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Sizi takip ediyoruz. Yani biz sonuçta Kars'ta doğmuşuz. Oranın hamuruyla yoğrulmuşuz. Oranın tandırında pişmişiz. Ülkemize ve özellikle de Kocaeli'ye hizmet etmek için yola çıkmışız. Doğduğumuz, yoğrulduğumuz, piştiğimiz toprakların insanlarına hizmet etmek için de her platformda olmaya gayret ediyoruz. Vakıfın da kuruluşundan bugüne kadar her dönemde her başkanına nereye çağırdılarsa orada olduk. Bu yeni yönetimde bugün kurucu üyelerimizi kahvaltıya çağırdı. Eski hizmet etmiş başkanları da çağırdı. Onlarla birlikte biz de hem kurucu yönetim kurulu olarak hem kurucu üye olarak hem de mütemadiyen vakıfların vakfımızın yapmış olduğu genel kurullardaki mütevelliyeteli başkanı olarak biz de katıldık. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize ne görev verirlerse hangi çağrıda bulunursa o çağrıya koşa koşa geleceğimizi de beyan etmek isteriz. Yani abiliğimiz daim diyorsun. O artık imzalanmış, toplumun imzaladığı bir kağıda patent, bizim yok deme şansımız yok. Doğru, teşekkür ediyorum sayenizde. Şimdi bir toplum sizi bir yere oturtuyorsa, bir yere konuşuyorsa, insanlar sizi bir yere konduruyorlarsa, siz isteseniz de istemeseniz de o toplumun imzasıdır. Ona ayağınız yoksa kollarınıza, kolunuz yoksa sürüne sürüne gitmeye mecbursunuz. Özellikle Batı Yakası Televizyonu'na sizin adınıza, sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Siz Batı Yakası olarak her zaman takdir ettiğim ve değer verdiğim dostlarsınız. Hele Türkü Tadındaki programın da hiç kaçırmazlarındanım. Senin o güzelliğinden dolayı biz şunu yapmalıyız. Kars, Ardahan, Iğdır toplumu kendini yenilemeli, kendini sevmeli, birbirine karşı. Ben Taze Bey Yaşın olarak, bir öğretmen olarak, Karsusuz Cilavuzlu olarak eğer seni seviyorsam budur. Bülent'i seviyorsam budur. İki yüzlük yapamam. O nedenle sizin televizyonunuza bu konuda teşekkür ediyorum. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Bu yayınlarda güzel projeler çıkardığınız için teşekkür ediyorum. Kars Ardahan Iğdır Vakfı dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı gelmeli. Biz öğretmen olarak böyle yetiştik, böyle geliştik. Toplumumuza faydalı olabilirsek, birbirimize faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Bülent Kömürcü eğer bu sistemi sizinle beraber kurmuşsa şahlanması lazım. Evet. Vakfımız da aynı durumda şahlanmalı, gelişmeli. Bu tabelenin güzelliğini daha da ileriye taşıyarak en kısa zamanda yerini alarak sizleri de davet eder, açılışını yapmamız önemli.
Bu konuda ben hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle sizin de burada olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kars Ardahan Iğdır vakıf olarak bir seçim süreci yaşadı. Bu seçim süreci sonunda avukat İsa Bozkurt kardeşimiz başkanlığa seçildi. Düzenlemiş olduğu ilk kahvaltı programında, organizasyonunda, tanışma organizasyonunda bizleri de davet etti. Kasiyat olarak, yani Kars Ardahan Iğdır Sanayici İş Adamları Derneği olarak biz de tüm hemşeri derneklerimizin yanında olacağımızı bildirdik. Vakıf olarak da bizim değerimizdir. Bu değerimize bizler de sahip çıkmak için bu kahvaltı organizasyonuna iştirak ettik. Vakıfların tabii ki kuruluş amaçları vardı, felsefeleri vardı. Evet. Biz sadece vatandaş olarak, üye olarak, evet, neler tavsiye edebilirsiniz? Neler beklersiniz? Ya tabii ki vakıflarla birlikte yeni yönetim almış olduğu bir bayrak var. Bu bayrağı, vizyonu Kocaeli şehrinde en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Bu temsil niteliğinde nedir? Bu yalnızca kahvaltı organizasyonları, kaz geceleri adı altında değil ama bu burslar olsun, yardımlar olsun, ticari işletmeler olsun, vakıfın tüzüğünde ne gerekiyorsa gerçeğe uygun olarak onları yapmamız gerekiyor. Yani birbirimizi ağırlamak olayından artık vazgeçip daha faydalı, daha somut olan, insanlara dokunan işler hep birlikte yapmamız gerekiyor. Yani bir tek vakıf değil, vakıfa üye olan, onun çevresinde olan tüm insanların bizi çağırdıkları zaman her zaman yanlarında olacağımız bir yapının, hani yardıma dayalı bir yapının içerisinde olacağımızı bildirmek istedik. Vakıflar tüzüklerini yaşamalı diye düşünüyorum. Yani bir tabela vakfı veya tabela derneği olmamalı. Tüm iller için bu böyle ama Kocaeli'de Kars Ardahan Iğdırlı'nın yeri farklı. Bu nedenle vakıfın üstüne de çok büyük görevler düşüyor. Bu görevleri en iyi layıkıyla yeni yönetimin yapacağına ben inanıyorum. Hatta şöyle diyelim sevgili başkanım, vakfın tüzüğünü yerine getirmez dediniz ya ki ben, evet, şöyle gayri ihtiyar olarak düşünüyorum bunu. Vakfın görevi bütün derneklerin çatısı, evet, ağabeyisi, hamisi, evet, onlar bir araya getiren, kucaklayan diye ben algılıyorum ki olması gereken o. Olması gerektiğini, evet, düşündüğüm için de ben İsa Başkanı'ndan da bunu hassasiyetle beklediğimde beyan etmek istiyorum. Ya vakfın oluşumundaki sebep zaten bütün bu dernekleri bir araya toplayıp bu derneklerin çalışmalarını bir çatı altında aslında yapmamız gerekiyor. Yani tüm köy dernekleri, şehir, il dernekleri ayrı ayrı programlar değil, bir bütünlük içerisinde yaparsak daha güzel sesler ve daha somut şeyler elde edeceğimizi düşünüyorum. Birlikten her zaman fayda vardır. Ayrı düşüncelerimiz olacaktır ama biz birlikte olursak daha güzel olacağımıza inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de ayaklarınıza sağlık diyorum. Sağ, yayın hayatınızda başarılar. Evet sevgili Batı Yakası izleyicileri, şu anda sizlere Kocaeli'den sesleniyoruz. Kayvakfımızın yeni vakıf binasından. Geçtiğimiz ay yapılan vakıf olağan genel seçiminde seçimi kazanan ve mazbatasını alarak göreve başlayan İsa Bozkurt Başkanımın bütün yönetim kurulu üyelerine, geçmiş dönemdeki vakıf başkanlarına, kurucu üyelerine tanıtım amaçlı verilen kahvaltıda bir araya geldik. Kendisine de az sonra röportaj yapacağız. Dilerseniz hiç fazla bekletmeyelim sizleri. Sevgili başkanım yanımıza alalım. Sevgili başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben zaten gerekeni söyledim. Seçimimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah, mazbatanızı aldınız. Mazbatamızı aldık. Rabbim utandırmasın inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönem vakıf başkanlarla, kurucu başkanlarla, kurucu üyelerle bir araya geldik, tanışmış olduk. Fikir alışverişi yapılmış oldu. Neler söylemek istersiniz çiçeği burnunda bir vakıf başkanı olarak, genç olarak? Öncelikle yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde yönetimimizle başkan seçildik.
ve seçilir seçilmez de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gerekli ilgi belgeleri vererek mazbatamızı aldık. Aldığımızda da bu vakfımızın kurucu üyelerine bir teşekkür mahiyetinde bir kahvaltı programı düzenledik. Bunun yanında da yönetimimizle sadece kurucu üyelerimizle kalmayalım da Kocaeli'de Kars, Ardahan, Iğdır illerini kapsayan tüm dernek başkanları bir arada görmek istedik. Ve onları da çağırdık. Sağ olsunlar hepsi birer birer katıldılar, bizi onuru ettiler. Burada birlik, beraberlik mesajı vermek istedik. Bir olduğumuzu, bütün bu derneklerin vakıfla beraber hareket edebileceğinin mesajını toplumumuza vermek istedik. Siz de buna vesile oldunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Sevgili Başkanım, dedik ya seçimi kazandık, mazbatamızı aldık. Rabbim utandırmasın. Şimdi vakıfların tüzüğü, benim kendi kanımda söylüyorum, diğer derneklerle, yani il dernekleri olsun, köy dernekleri olsun, ilçe derneklerinde bir hamilik görevi vardır. Bir abilik, bir kapsayıcılık veya koruyuculuk veya çatı, böyle bir misyonu vardır. Siz umuyorum ki zaten böyle bir misyona sahipsiniz. Biliyorsunuz bizim vakfımız 1996 yılında kuruldu. Bugüne kadar 27 yıllık bir vakıf ve Kocaeli'de kurulan ilk üçlü kapsayan bir vakfımız var. Kuruluşundan da bugüne kadar birçok hizmetler verildi. Bizim amacımız da o eski günlerindeki ortamı sağlamak, insanlarımıza bunları yapmak. Bir de vakfın vakfetmek olan asıl amacını gerçekleştirmek. Bunları da hani öğrencilerimize gerek burs vererek, gerekse fakir insanlarımıza, ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olmak. Bunu şiar ederek yol yürüyeceğiz. İnşallah bunları da siz de yakın süreçte haberdar olursunuz. Bu şekilde bir amacımız olacak. Şöyle de yapalım son olarak, en başta yapmamız gereken. Şöyle kısaca bir avukat İsa Bozkurt'u bir tanıyalım. Tabii ki ben 1985 doğumluyum. Kars'ta doğdum. 1987-88'lerde, yani ben 2 yaşındayken Kocaeli'ye, buraya Körfez'e geldik. Daha sonra işte ailemin şeyiyle, beni yönlendirmesiyle hukuk fakültesini kazandım. Hukukçu olduk. İngiltere'de deniz hukuku ve uluslararası ticaret üzerine yüksek lisans yaptım. Bir müddet bu deniz hukuku üzerine İstanbul'da çalışmalar yaptık. Daha sonra ailemin, insanların buraya gelmemi istemeleri sebebiyle tekrar kendi toprağımıza, Kocaeli'ye geri döndük. Burada hukuk büromuzda hizmet veriyoruz. Yani kendime evliyim, bir çocuk babasıyım, bir kız babasıyım. Kendimi bu şekilde özetleyebilirim. Evet sevgili dostlar, sizlerle bugünkü yapmış olduğumuz röportajlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.